Şimdi bu nurani münevver gençlik arasında ve karşısında ne diyebiliriz, ne diyelim ki yani? Hepsi nurlardan ders alıyorlar. Aynı üstadımızın yani vaatleri, tavsiyeleri, ihtarları, dersleri yani vücut bulmuş. Daima Fahri Nur'un dersleri mi muydu? Daima Fahri Nur'u nazar vermiyor muydu? Veriyordu, işte buyur. Gelen nesil Fahri nazar vermiş. Ama Fahri nazar vermekle beraber tabi baş üstadından sonra talebelerle de ala kaderiyim. Herkesin şeyine göre hürmetleri, muhabbetleri, alakaları var. Ama Salih-i Nur'a manevi bir zaman. Resulullah'ın hayret yani. Ya her yerde, her tarafta. Bu da zaten Türkiye'nin büyük bir masaliyeti. Büyük bir meymenet. Yani mübareklik. Büyük bir böyle hayır, hayır kesir. Bu vatana hasıl oluyor demektir. Bunların bu dersiyle. Bak gençken Saitler şey diyorlar. Mesela ben biliyorum buraya mesela yeni mesela Turan gibi abazlar onu tersi gibi böyle yeter yeni gelmiş yeni yeni. Hani yeni ezbay öğreden öğrenilen tarihler gibi. Ama zaman geçti hizmetler böyle dersler bakarlısı karısı berrikin oldular yani olmaya devam ediyorlar. Ve ben karşımda bakan Murat da öyle yani. Ya elhamdülillah. Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle çok yerlerde İstanbul'da yaptı. Bunları okuyunca Cenab-ı ona göre herkesin iştiyakına, ihlasına, sadakatine göre Cenab-ı Hak imzat ediyor yani. Birbirine mani olmuyor. Herkese bir zemini hizmet insan buyuruyor. O zeminde, o hizmetlerde devam ediyor elhamdülillah. Bilhassa Salih-i Nur'un şirketi manevi sırrı da var. Yani üç herif 111 ya, o daha hasmetli yani. Bunu tamamen yaşayan bazı ağabeyler de var yani. Mesela birisi İnebol'da İbrahim Kazan'a görüyor gibi yani şu tarihlerle. Var böyle muhtemelen, onlar da nadirattan yani. Tüm bütün fenafil nur olan yani. Hizmette şeyle elhamdülillah. Var herkes, hepimiz. Nereden nereye geldik yahu değil mi? Nereden bak anlayışlarımız, illetlerimiz yani. Hakayık iman noktasından, hizmet noktasından değil mi? Dünyaya şamil alakalarımız, hizmet emtihanlık, hamdolsun gelişiyor. Şunurlardan bu dedi, daima alıyoruz. Yani üstad verdiği zaman manen ders içeriyor. Hani derler ya, onun rahli tedrisinin etrafında ondan ders alıyoruz. Kim o? Peki mütehafet edersin diyor öyle onu. Evet arkadaşlar, şimdi oğlum ben geldim, bir ders vermeyeceğim. Ben de haber vermeyin. Kim haber verdi şey Fahrettin'e? Ben haber vermeyi diyeceğim orada. Abi şimdi onlar bugünden için geleceğinizi biliyorlardı. Konuşup o da şey yaptınız. O da konuşup demek. Yani, bu sabah geldi Nurcan'la da 180 kilometre kaç burayı ayrıca fikri cihet.
Ve sabah şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam. Ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi. İsmi Kuddus'un bir müddise dahildir. Kuddus ismi. Ferdin hayyum bayyum ki onu Kuddus. Bismillahirrahmanirrahim. Vel ardı feşna fenimel mahidûn. Ayetinin bir müddesi ve bir ismi azam veya ismi azamın artı nurundan bir nuru olan Kuddus isminin bir cilvesi Şaban-ı Şerif'in ahirinde Eskişehir hapishanesinde bana göründü. Ne görünmüş? Bu ayetin müddesiyle Kuddus isminin bir cilvesi görünmüş. Her denizlerde var ya, denizde görür musunuz? Bir böyle bir damlacık var ya, şuraya ona cilve denir, cilve. Bu ayetler de bir okyanustur yani. Ondan bir cilve. Bakın tabii, senin ölçümün değil ki şeyde. Ayetin bütün meratibine, bütün manası demiyor. Ayetin bir müktesiyle diyor, Kuddus isminin bir cilvesi diyor. İşte bu o nevi temsil yani. O ayet açılıyor. O isim şerif buluyor Esma Usta. O da açılıyor. Usta böyle şey diyor. Sonra o görüneni kaleme alıyor. İşte Risale'nin böyle bir temsil. Hemen hepsi böyle. Bak ne diyor şimdi. Vel arda feraşna fenimel mağdun ayetinin gülüktesi ve bir ism-i azam veyahut ism-i azamın altı nurundan bir nuru olan Kuddus isminin bir cilvesi Şaban-ı Şerif'in ahirinde Eskişehir hapishanesinde bana göründü. Hem mevcudet ilahiyi kemal-i zuhurla hem vahdet-i rabbaniyeyi kemal-i huzurla gösterdi. Şöyle ki gördüm, bu kainat ve bu küreyaz, daimişler bir büyük fabrika, ve her vakit dolar boşalır bir han, bir misafirhanedir. Halbuki böyle işte fabrikalar, hanlar ve misafirhaneler, bu zahrafatla, enderlerle, süprüntülerle çok kirleniyorlar, bulaşık oluyorlar. Lufuletli maddeler her tarafında terakim ediyorlar. Eğer pek çok dikkatle bakılmazsa ve tazif edilmezse ve süpürülüp temizlenmezse içinde durulmaz. İnsan onda boğulur. Halbuki bu fabrika-i kainat ve misafirhane-i arz o derece pak, temiz ve naziftir. Ve o kadar kirsiz ve bulaşıksızdır. Ve ufuletsizdir ki bir lüzumsuz şey ve bir menfaatsiz madde ve tesadüfi bir kir bulunmaz. Zahiri bulunsa da çabuk bir istihale makinesi atılır, temizlenir. Demek bu fabrikaya bakanlar çok iyi var. Yine izah gelecek yani. Tabii çok. Mesela bu dünya düreni rahmanet hakkı diyor. Veya da hakimiyet, veya da adiliyet. Tabii çok esmanı veririm. Şimdi mesela Ehl-i Fen ölçüyor şimdi. Böyle hani Mete Ölçer gibi yani. İnsanın bu cihazlarını, duygularını, hayvanlarını kainatı. O kadar tenasip var ki nispetleri orantılı bir yapılmış. Adaletli, ölçülü, kıymeti, kıymeti koruyor. Öyle yapılmıştır. Demek adam, adil bir zat. Demek mürebbi bir zat bakıyor böyle. Ya da her şey bak rızık veriyor ki bu varsa. Demek rezzakiyet hakkıdır. Kerimiyet, rahimiyet, şefkat.
Üstad onlar, o isimlerin dürbünleriyle bakmış kainatı onları yazmış böyle. Şimdi aynı zamanda bu Kuddüs alıyor yani. Demek Kuddüs isminden geliyor. Şahsede bakacaksın böyle. Göz kapaklarının böyle göz temizlemesi, karıncaların ya da sineklerin böyle yani temizlemeleri hep isminden geliyormuş. İşte bu ilim böyle, bu böyle bir ilim. İsmail İlahi'ye tam böyle aşık feda edince bu işin cilveleriyle bütün kainatın alem, bütün fen-i ilimlerin hakikatleri elde ediliyor. Demek bu fabrikaya bakanlar çok iyi bakıyor. Ve bu fabrikanın öyle tarzıfçı bir sahibi var ki o koca fabrikayı ve o büyük sarayı küçük bir oda gibi süpürtür, temizler. Tanzim ve tanzif eder. Ve o pek büyük fabrikanın büyük hikmetinde müzahrafatı ve enkazından kalma kirli maddeleri süpürtüleri bulunmuyor. Belki büyüklüğü nispetinde temizliğine ve nezafetine dikkat ediliyor. Bir insan bir ayda yıkanmazsa ve küçük odasını süpürmezse çok kirlenir, pislenir. Demek bu saray alemdeki paklik, safilik, nuranilik, temizlik mütemadiyen hikmetli bir tanzifden, bir dikkatli takdirden ileri geliyor. Ve eğer o daimi tatfiri süpürmek, bir dikkatle bakmak olmasaydı, bir senede bütün hayvanların yüz bin milletleri ağzın yüzünde boğulacaklardı. Ve semavatın kazasında talibe ve mevte masru olan kürelerin ve peyklerin, belki zırhların engarları, başımızı ve diğer hayvanatın başlarını, belki kirazın başını, belki dünyanın başını kıracaklardır. Üstelik burada hem kiraz hem de da dünya diyor değil mi? Belki kirazın başını, belki dünyamızın başını kıracaklardır diyor. Kiraz, yer kürüsü var ya, odur kiraz. Dünyamızla yer kürüsü beraber, bak şöyle güneş dalmamız, hava var bir arada. Sular var, hava var. Bak böyle, bir odanın böyle şeyi, bak oraya diye bak, bu oda mutlu mu da geliyor yani. Biraz daha dünya, kürazdan büyüktür. Biraz daha geniştir yani. Ama bizim tabi okulları dünya diyorlar, dünya. Sırf kürazı bile dünya. Dünya deyince, işte dünya hayatı. Güneşi, havayı takmanı edemezsin ki şeye. Dünyada işte bak onun oluyor. Sularla oluyor, havalar oluyor yani. Cumhurdaşlar öyle buyuruyor. Kitabı arasını. Ve semavatın fezasında talibe ve mevtemasla olan kürelerin ve peklerin belki yıldızın engazları başımızı ve diğer havan başlarını, belki küreye arzın başını, belki dünyamızın başını kıracaklardı. Dağlar büyüklüğündeki taşları başımıza yardıracaklardı. Ve bizi bu vatan dünyeliğimizden kaçıracaklardı. Halbuki eskiden beri o yukarı alemlerin terbik tamirinden medar ibret olarak yalnız birkaç semavi taşla düştüse de hiç kimse başı kırmamış. Hem zeminin yüzünde, her selamet ve hayatın değişmeleri ve değişmeleri yüzünden yüz binler hayvanat milletlerinin cenazeleri ve 200 bin nebatatın tayfalarının engazları ber ve bahrin yüzlerini, ber ve bahir, ber, bahir, ber ve bahrin yüzlerini fevkalade öyle kilit edeceklerdi ki, zişur,
O yüzden değil, sevmek, aşık olmak, belki öyle şükürlükten nakil edip mertebe ademe kaçacaklardır. Bir kuş kolayca kanatlarını ve bir katip rahatça sayfalarını temizlediği gibi bu tayyari yazın ve bu tuyur-u semavinin kanatları ve bu kitab-ı kainatın sayfaları da böyle temizleniyor, güzelleşiyor ki ahiretin hadsiz güzelliğini görmeyen ve imanla düşünmeyen insanlar dünyanın bu temizliğine, bu güzelliğine aşık olurlar, dersiz ederler. Demek bu saray alem ve bu fabrika-i kainat ismi Kuddüs'ün bir cilve-i azamına başlardır ki o tanzim-i kutsi'den gelen emirleri değil yalnız denizin akülleri, tanzimatları, etliyenleri, büyük kuşlar ve karaların kartalları, belki kurtlar ve karıncalar gibi cenazeleri toplayan sıhhiye memurları da dinliyorlar. Belki o kutsi evamir tanzifiyeyi bedende cilerden kandık kürevi kavra beyza da dinleyip gecenin hücreliyatında tanzifat yaptıkları gibi nefes de o kadar tasfiye eder, temizler. Düşükür. Hayır nefes almak diyor, iyi bir şey değil bana. Ama buyurmak bir Bismillah'ya da ediyor ya. Ne? Verdi mi acaba? Ne zaman? Ne öğrendi, şu olduğu mesela falan. Temizlenmiyor şey misal yani. Bak o Kuddüs isminden geliyor. Daha sahip şeyler var böyle. Onlar diye esmadan geliyor. Mesela Hakem isminden geliyor. Rahman isminden geliyor. Rahim isminden geliyor yani. Hep bunlar esmaların cilveleri. Bir bedende kaç tane insan bedeninde yani. İnsan vücudunda kaç esnafı tecelli ediyor. Onlar ilim diye okullarda okuyorsunuz üniversitelerde. Tamam okul güzel değil doğru. Bak onun menbaı neresi, nereye dayanıyor? Ben eskiden yaşıyordum, acayip neden ben hep İsmail'e dayanıyorum yani? Neden sen mücerret bilim değil? Haşa haşa. Mücerret bilim mi oluyor diye daracak tabii. O da hali imkan çıkarıyor. Tesadüfi. Kendi kendine, var ya. Yani o da aklı şura sıktı. Ve o emri işte burası. Bunu geçen sene okurken böyle Allah. İşte bu cümle okuyunca şey ettim ya. Doğru emri hangi emri? Tanzim-i Kutsi'den gelen emri. Bu dün üstünden gelen yani. Vallahi bu emrini. Doğru emri göz kapakları gözleri temizlemek ve sinekler kanatlarını süpürmek için dinledikleri gibi koca hava ve bulut dahi dinler. Hava zeminin sathına yüzüne konan toz toprak gibi sürtüntülerini üfler, tazif eder. Bulut süngeri zemin bahçesine su serper. Toz toprağı yatıştırır. Sonra gökyüzünü çok zaman kirletmemek için çabuk süpürlerini toplayıp kemal-i tizamla çekilir, gizlenir, gün güzel yüzünü ve gözünü silinmiş ve süpürülmüş parıl parıl parlar gösteriyor. Ve o adamın tanzifiyeyi yıldızlar, unsurlar, madenler, nebatlar dinledikleri gibi bütün nelerle dinliyorlar. Ki hayretengiz, hayretengiz kavruçlar için de o zerreler nezamına dikkat ediyorlar. Bir yerlerini toplanmıyorlar. Kalabalık etmiyorlar. Mülevvet olsalar çabuk temizleniyorlar. En temizler, nazif, en parlak, en bak vaziyetleri en güzel, en saf, en nefis şoför almak için bir de sıkmak tarafından sen vuruyorlar. İşte bu tekbir. Yani bir tek hakikat olan tanzif nezakettendirmektir.
ismi Kuddüs gibi bir ismi adamdan kainatın dâri azamında görünen bir cilve-i azamdır ki doğrudan doğruya mevcudiyet-i Rabbaniye'yi ve vahdanat-ı ilahiyeyi esma-ı beraber güneş gibi geniş ve dürbün gibi olan gözlere gösterir. Evet, Risale-i Nur çok güzelinde katli burhanlarla ispat edilmiş ki ispaken ve kimin bir cilvesi olan fiili tazim ve nizam ve ispadil ve adilin bir cilvesi olan fiili tezim ve mizan her şey ölçülmesini ve ismi celimi cemil bir kerimin bir cilvesi olan fiili tezim ve ihsan Yusmurak ve Rahim'in bir cümlesi olan fiil terbiye ve inam. Bu dâri azam alemde her biri bir tek hakikat ve bir tek fiil olduklarında bir tek zatın vücud vücudunu ve vahdetini gösteriyor. Aynen öyle de. Aynen öyle de İsmi Kuddüs'ün bir mazharı ve cilvesi olan fiili tanrık ve tatir dahi o zat-ı bari vücudun hem güneş gibi mevcudiyetini hem gündüz gibi vahdaniyetini gösteriyorlar. Ve meskür tanzim, terzim, tezgin, tanrık usullü bu efal-i hakimane bu hikmetli fiiller. Azami dairede vahdi nevileri noktasında bir tek sani vali gösterdikleri gibi Esma-ı Hüsna'nın ekserisinin belki bin bir esmanın her birisinin böyle bir cilvi azamı bu dair-i azamda vardır. Bu cilveden gelen fiil büyüklüğü nispetinde huzur ve katliyetle vaidadı gösterir. Evet, kulasınlar var. Evet, her şeyi kanun ve nizamına itaat ettiren hikmet-i amme ve her şeyi süslendirip yüzünü güldüren inayet-i şamile ve her şeyi sevindirip memnun eden rahmet-i vasia ve zihayet her şeyi beslendirip lezzetlendiren rızk-ı umumi yaşa ve her şeyi o meşyaya münasebettar ve müstefid ve bir derece malik eden hayat ve yer gibi kainatı yüzünü güldüren, ışıklandıran ve diğer hakikatler ve vahdani fiiller ziya güneşi gösterdiği gibi bir tek zat hakim, kerim, rahim, rezzak, hayr-i mekliyi bizlere gösteriyorlar. Az bir şey kaldı ama konu böyle şeydi. Ama tanış gel şöyle. Az bir şey var. Eğer her biri birer bürhan-ı bahir-i vahdaniyet olan o yüzer geniş bir derden tek birisi vahid-i rahade verilmezse yüzer vecih-i mualler lazım gelir. Mesela ondan değil hikmet, inayet, rahmet, iaşe, ihya gibi bedihi hakikatlar ve vahdani delirler. Belki yalnız tanzim tanzif fiili kainat halidine verilmezse o vakit ehli dalaletin o mesleki küfrisinde lazım gelir ki ya tanzif ile alakalar zerreden, sinekten tut ta unsurlara, yıldızlara kadar bütün mahlukatın her biri koca kainatın tezyinini ve tevzinini ve tanzimini ve tanzifini bilecek, düşünecek ve ona göre davranacak bir kabiliyette olacak. Veyahut harika alemin sıfat-ı kutsiyesi kendinde bulunacak.
veyahut bu kainatın tezyinat ve tanzifatı ve varidat ve masarifinin muvazenelerini tanzim etmek için kainat büyüklüğünde bir meclisi meşveret bulundurulacak. Ve hassiz zerreler, sinekler, yıldızlar o meclisin azaları olacak ve hakeza. Bunlar gibi hurafeli safsatada yüzer mualler bulunacak. Ta ki her tarafta, her tarafta görünen ve müşahede olunan umumi ve ihatalı ulvi tezyin ve tatyir ve tanzif vücut bulabilsin. Bu ise bir muhal değil, belki 100.000 muhal ortaya girer. Evet, eğer gündüzün ziyası ve zemindeki onun parlak şeylerle temessül eden hayali güneşlikler güneşe verilmezse ve bir tek güneşin cilve-i nikasıdır denilmezse, o vakit zemin yüzünde parlayan bütün cam parçalarında ve su katrelerinde ve karın şişeciklerinde, belki havanın zerrelerinde birer hakiki güneş bulunmak lazım gelir. Bak bu temsil, güneş temsili var ya, bak bu tazı, nazif, nezafet kutlusu ne kullanıyor? Bu her şeydi yani. Bu güneşle nurani olduğu için, bugün hani şey diyordu ya, Azerbaycanlı doktoru, Üstad Allah'ın nur temsiliyle bizi kurtardı diyordu yani. En bu hani, yani. Yani Allah hani lazım nazır var ya, her şeyden müsait, bu imanın en büyük meselesini güneş temsili, nur temsiliyle Üstad izah etmiş. Bak o da diyor, ben sürekli ne okuyacağım, orada yiyorsun. Mesela tam öğle vakti değil, bazı ırmaklarsa böyle dalgalarda ışıklar görünüyor diyeyim. Yani karın zerri, yani kar yağdığı zaman böyle, yani öyle tam avaç olduğu zaman, bütün karın üzerinde böyle ışıklar parlar yani. Bunlar nedir? Gökte güneşin yansımalarıdır yani, inikaslar, öyle değil midir? Söyleyeyim, öyle değil mi? Eğer yok, o değildir dersek, güneşin değildir bunlar dersek, o zaman ne lazım gelir? Her bir şeyin içinde güneş gibi ışık verici bir şey lazım. Her gün güneşler içinde o çınlama lazım. Gökte değil de çınlama lazım, ışıklı. Eğer güneşin inikası, yansıması diye kabul etmezsen eğer, onu diyorum, bir an yine varmış. Evet, eğer gündüzün ziyası ve zemindeki onun parlak şeylerde temessül eden hayali güneşlikler güneşe verilmezse ve bir tek güneşin cilve-i inikasıdır denilmezse, o ki zemin yüzünde parlayan bütün cam parçalarında ve su katrelerinde ve karın şişeciklerinde, belki havanın zerrelerinde birer hakiki güneş bulunmak lazım gelir. Ta ki o umumi ziya vücut bulabilsin. İşte hikmet dahi bir ziyadır. Hikmetlerimiz ya. Yani her hikmeti yapmış var yani. Hiç abes bir şey yok yani. Değil mi öyle? Hikmet şu malın. İmdihan hemen çok basit yani. Hikmet demek abesin zıttıdır. Neyin zıttıymış? Abesin zıttı. Ya şu gözlükte şurası var ya. Çok abes burası ya. Ne adam bu göz adam ya. Oraya niye biz yaptık hadi? Diyebilir miyiz? Söyle mi diyebilirim. Bak hikmet sahibi adam. Bak buyur ha. Bunu niye kulağı böyle? Niçin buraya düz yapmadı şöyle süpürdü? Ya düşmesin diye yani bak. Hikmet bunu iftizar eder. Eğer ustaya bunu vermezse gözün geldi buraya yapması lazım. Hikmet Allah. Hikmet de bir ziyadır. Öyle. Zaten esma ustağın nurdur ha. Hep böyle yani. Bütün isimler böyle nurani. İşte hikmet dahi bir ziyadır. Rahmet-i muhita bir ziyadır. Tezyin, tevzin, tanzim, tanzif, muhit birer ziyadırlar ki o şems-i ezelinin şualarıdırlar. Bak yine her güneşin şuaları var ya. Yüzün gözün ne yapıyor güneş? Yine ziyası öpüşüyor.
o şöyle diyorsun diye görmüyor mesela. Geliyor şu aynada temergül ediyor. Ne yapıyormuş? Nesin? Rüyası, yedi rengi, harareti. Bir de cilvi zatı var ya, aynı kılıçın kendisi gibi öyle. Orada toplanıyor. Ama onlar bütün kainata muhit ihat etmişler. Aynı zamanda bir şeyle de toplanıyorlar. Aynı hafşeyle beraber. Ama aynı dövüşü yani. O şeyin istedadına göre. Bu vakit bunu tam şeyse çok tısımlar, düğümler çözülür yani. Tısımlar halledilir. Sıfır çekili kullanıyor. Huzurda da kullanıyor herhalde o şeyler. Allah Allah. Şimdi şey demek değil mi? Hikmet de bir ziyadır. Evet. İşte hikmet dahi bir ziyadır. Rahmet-i muhita bir ziyadır. Tezyin, tevzin, tanzim, tanzif, muhit birer ziyadırlar ki o şems-i ezelinin çoğalarıdırlar. İşte gel bak, dalalet ve küfür nasıl hiç çıkılmaz, bataklığa girer. Ve dalaletteki cehalet ne derece ammatane olduğunu gör. Elhamdülillah ala dinil İslam ve kemal-ül iman de. Elhamdülillah. Evet, kainat sarayını tertemiz tutan bu ulvi ummi tanzif elbette ismi Kuddüs'ün cilvesi ve muktezasıdır. Evet, nasıl ki bütün mahlukatın tesbihatları ismi Kuddüs'e batar, öyle de bütün nezafetlerini de Kuddüs ismi ister. Haşiye kötü hasletler, batıl itikatlar, günahlar, bid'alar, manevi kirlerden olduklarını unutmamalıyız. Nezafetin bu kutsi intisabındandır ki en nezafetü minel iman hadisi nezafeti imanın nurundan sayılır. Yani temizlik imanındandır var iş o. Nezafetü minel iman. İnne Allah yuhibbü't tevvabine ve yuhibbü'l mütetahhirin ayeti dahi tahareti muhabbet-i ilahinin bir medarı göstermiş. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alim hakim. Rahul davam ve elhamdülillah yaptık. Bu sözde ben ne diyor? Sözler mi? Böyle böyle. Bu güneş temsili var, onu diyorum, onu için. Açtım burasını. Bak burası kardeşler. Al bir şey. Bak şu semavatın denizinde yüzen, ve şu zeminin yüzünde serpilen, rengarenk mevcudata ve çeşit çeşit masnuata dikkat et. Göreceksin ki her gün üstünde şems-i ezeliğinin, kim o? Allah. Her gün üstünde şems-i ezeliğinin tarif kabul etmez. Turraları vardır. Yani turraları tazedir. Nasıl ki hayatın sikkeleri zihaya tatemleri görünüyor, birbirisi gördük. İhya üstünde dahi öyle turraları vardır. Temsil derin manaları fehme yakınlaştırdığında fehme anlayışlar. Bir temsil ile şu hakikati göstereceğiz. Mesela güneş, seyyarelerden tut, ta katrelere kadar, ta canın küçük parçalarına kadar ve karın parlak zerreliklerine kadar şu güneşin misaliyesinden ve indikasından bir turlusu, güneşe mahsus bir eseri nuraniyesi görünüyor. Şayet o asıl şeylerde görünen güneşçiklerini güneşin cilvi nikası yazmış. Ve tecelli aksi olduğunu kabul etmezsen, o vakit her bir katrede ve ziyaya maruz her bir cam parçasında ve ışığa mukabil her bir şafak zerrecikte tabii hakiki bir güneşin vücudunu
bin esare kabul etmek gibi gayet derece bir divanelikle nihayetsiz belahete düşmekliği lazım gelir. Öyle de Şems-i Zerî'nin tecelliyat-ı nuraniyesinden dünya ezber. Bak o da nurani kardeşim. Bu sonra da nuru çok almış görmüş ya bilgisayarlarında. Lazerler, radarlar böyle. Çok güzel. Bu manevi yakın bir şey yani. Öyle. Öyle de Şems-i Zerî'nin tecelliyat-ı nuraniyesinden ihya, yani hayat vermek cihetinde her bir zihayat üstünde öyle bir turrası vardır ki her bir çekte yaprakta, arıda bülbülde, sinekte, kuşta, balıkta neyse. Vazhar misallah. Hayat vermek cihetinde her bir zihayat üstünde öyle bir turrası vardır ki farazlar bütün esnaf toplansa ve bir elfai muhtar kesilseler yine o turrayı takdim edemezler. Efendim şimdi. Zira iyi de kadar arkadaşlar bunu yazın bak ben sizin olsam bu konuda yenir yazın yanın. Bal bir şey vurur bu yazın dayısı Allah. Zira her bir birer mucize kudret olan zihayatlar, zira her biri birer kudret olan sinekler, bülbüller, efendim şöyle böcekler, arılar, yapraklar, şeyler, meyveler, ağaçlar, insanlar. Zira her biri birer mucize kudret olan zihayatlar, onlar yani. Peki, her biri o Şems-i Ezeli'nin şuaları bunda olan esmasının noktayı mühlaniyesi gündedir. İşte bu tırsın bu burası kardeş. Yazın bunu ezberleyin ya. Ezberleyin hep beraber. Zira her bir birer mucize kudret olan zihayatlar her birisi o Şems-i Zerî'nin şualarında olan esmasının noktayı mühlaniyesi suretidir. Kainat-ı muhit, sperimler orada toplanmış. Onun için diyor, noktayı merkeze ne diyorsunuz siz? Temel güzel. O da. Eğer zihayat üstüne gönden o nakş-ı acil sanatı, o nazm-ı garib-i hikmeti ve o tecelli sırr-ı hadiyeti zat-ı hadis-i demeli mi diye bakın. Her bir zihayatta, hatta bir sinekte, bir çiçekte nâzî bir kuvveti mutlaka fâtıra içinde saklandığını, her şeyin muhit bir ilim bulunduğunu ve kâinat-ı ilâzî bir yerde mutlaka onda mevcut olduğunu, belki vâcûcuda mahsus bâfî sıfatları onların içinde bulunduğunu kabul etmek, adeta o sineğin, o çiçeğin her bir zerresine bir uluhiyet vermek gibi dalaletin en eblehçesine, hurafatın en ahmakçasına bir derecesine düşmek lazım gelir. Zira her o şeyin zerrelerine uzak tohum olsalar öyle özet verilmiş ki özeller cüz olduğu ziyarete bakar, onun nizamına göre vazif alır diyor. İlahi diyor. Diyor. El-Fatiha. Benim iki zamanda burada çok böyle zor anlayamıyorum. Peş yetmezdi böyle yani. Şimdi en çok bu tarzı seviyorum. Artık anlamı başladığınız için anladığınız için öyle. Evet, yani. Tabi şöyle. Hakkan yakın tamam mı? Söyledim de ne iyi mi? Dedi ya, hakkan yakın deriz de bir ilmen yakın demiyor. Bu da işte ders vermiş.
Hakikatindir. Bil ilmel yefil. Allah sultan razı olsun. Bu bile yeter de artar bile. İşte şimdi bak. Ben tabi Zeygeli de Urfa Azerbaycan'da. Orada duydum yani. Bir profesör demiş ki benim üniversitede demiş bir Allah inen varsa ben onu demiş. Ne diyor onu? Bilim namına koyarım oradan demiş. Bilim bak, bilim namına diyor arkadaşlar. Lan ne cehalet yani bilim namına. Peki bu bilim namına nedir? Dikkat buyurun hızlıca. Siz okuyorsunuz ya bilim namına. Bak ben buna misal vereceğim. Sen de yokun yavrum, bir şey olur mu? Ha? Olacak. Sen de yokun bakayım sen. Ha? Bak ya. Okuduğum her kitaplarına göre gece gündüz nereden oluyor? Dönmesine. Tamam. Yalan mı doğru mu? Doğru. Doğru mu? Ama nerede Allah? Bak Allah'ı zikretmedi. Anladın mı? Yapmak diye onun yüzüne düşmez diyor. Böyle kiraz dönecek yeri olacak hiç alır. Buyurun buyurun. Hazırladın mı şimdi? İşte bilim bu. Gelinmiş bir şey şöyle diyelim. Bir ihtiyar kadın diyor ki de hoca hayır affin sen diyor gece ömrede gündüz nasıl bir halka diyorsun ki gece gündüz halkadan Allah diyor. O adam o diyor ki bak adamı diyor. Hiç bilimden nasibi yok diyor. Var ya o da öyle yani. Var ya diyor. Ya gece gündüz diyor diyen demesinden oluyor diyor ya. Var ya. Niye Allah'a veriyorsun diyor bunu. Allah düşüyor. Oldu. Mecmati ver. Arkadaşlar, bu misal verdiğim misale. Hayır şey böyle. Ondan ya, bilim tamam. Ya şunu. Bilim, eksik bilim, eksik bilim. Şimdi şu nes, künnes kabul edilen seyyarelerle şu zeminimizi kâhiret fezasında birer gemi, birer tayyare suretinde kemal intizamla döndüren ve seyir şehad ettiren bizzatın hasbet-i rububiyetini ve şarşayı saltat-ı uluhiyetini güneş gibi parlaklığını gösteriyorlar. Bak bir saldırının haşmetine ki gemileri ve tayyarlar içinde öyleleri var ki bin defa kiraz kadar bir cesamette ve bir saniyede 8 saat mesafeyi kat eden bir surettedir. Ve bu kutsat da diyor tam dönüyor hocam. Bak onu döndüreni göstererek söylüyor. İşte böyle bir sultan-ı ubudiyet ve imanla intisap etmek ve şu dünyada ona misafir olmak ne kadar âli bir saadet, ne de büyük bir şeref olduğunu kıyas et. İşte bu nasıl? İşte Kur'an'da hikmet-i kutsiye bu kardeş. Tamam. Ömer Allah. Alışılır mı kardeş? Çünkü bazen doğru güneş duruyor ama ondan nedir hafız falan şimdi bu kadar ne yapıyorlar? Semavat ve ardı vaktilâfi leyle ve nehâri ile âyâti ile ulil elbâb. Buyurun, tamam. Gece gündüz çağ diyor ama Allah'ın ayetlerindendir diyor. Daha var ayetler yani. Gece gündüz halkadan diyor şeyler. Diyor, öğrendi bu şey bu. Hadi yağmur yağmurdu, su ve su. Tüm günümler böyle ya. Oluşturup gösteriyorlar, bir saniye nazar vermiyorlar. Bilim diyor, ben bilim. Biz çoğunu gördük diyor. Estağfurullah diyor kardeşim ya. Din inkar edilir mi? Din haktır. Benim hakikaten dost. Çünkü bilim her şey halletmemiştir. Bilimin halledemedi, din halleder diyor. O da o da söylüyor yani. Güya bilim, ilim yere de varıyor. Metafizik meseleleri din halleder diyor. Dediğin zaman ise ilmin her meselesini işte o düşünüyor. Allah'ın kuvveti ilmi esbaşlarını tecellisin olduğunu söylüyor. Ya
Böyle bir marif lazım. Ya. İmanında da böyle ya. Neden biliyor musun diye şu? Allah'ın mürettebini tanımıyorlar. Sen diyor ya, aynen öyle de kudret-i zat-i ezeliye en az en yatır bir nur, bütün nurların nuru olduğundan Allah'ın kudret nuru her tarafı sabit. Her şey onun içindedir yani. Yer diyor şöyle, ama kudretinle onun beraberidir, hikmet adaletle beraber diyor. Hikmet de sebepleri, adetleri bir tarafa, her şey yapıyor ama bir de sebebi yanında halkalıyor. Hikmet öyle ceza ediyor. Anlaşıldı mı acaba? İşte sebepleri de diyor. Mesel ya. Sebep meseli. Kusura bakma yani. Anne babanın bir yere gelmesinden çocuk doğuyor. O sanatlı. Hadi. Kim o sanatı yaptı öyle? Hadi. Hadi sebepler. Yani buyurun hep sebepler. İşte diyor, sebepler var. Ne diyor? Sebepler sırf zahiridir. Değil mi? İş yapan kudret-i samadaniyedir diyor. Allah'ın her şeyi vermiş. Bu şu anlar var. Şu an ben bir de mi? Al bir şey yap. Kudret var. Burada var. İkincisi, nasıl ki nuraniyet ve şeffafiyet belli daha sırrıyla ve kudret-i zatiyenin bir cilvesiyle bir tek güneş, bir tek aynaya ziyalı aks verdiği gibi, hadsiz ailelere, parlak şeylere ve katrelere, o kayıtsız kudretinin geniş faaliyetinden, ziyade ve hararetli olan aynı aksini emri ilahiyle kolayca verebilir. Hem ziyade hararet istediğim hararet yani. Hem sanırıyor yani. O da nurani. Işığı nurani olduğu gibi güneşin hararet ısıtması nurani. Evet. Az ve çok bildiğin farkı yoktur. Hem bir tek kelime söylense nihayetsiz hallakiyetin nihayetsiz vüsatinden o bir tek kelime, bir tek adamın kulağına zahmetsiz girdiği gibi bir milyon kulakların kafalarına izni Rabbani'yle zahmetsiz girer. Binlerle dinleyen ile bir tek dinleyen müsavidir, fark etmez. Hem göz gibi bir tek nur veya Cebrail gibi nurani, bir tek ruhani, tecelli-i rahmet içinde olan faaliyet-i Rabbani'nin kemal-i vüsatinden bir tek yere suhuletle baktığı ve gittiği ve bir tek yerde suhuletle bulunduğu gibi binler yerlerde de kudret-i ilahiyle suhuletle bulunur, bakar, girer, az çok farkı yoktur. Aynen öyle de kudret-i zatiye-i ezeliye en latif, en has bir nur ve bütün nurların nuru olduğundan ve eşyanın mahiyetleri ve hakikatları ve melekutiyet ve cilveri şeffaf ve aile gibi parlak olduğundan ve zerrattan ve nebatattan ve zihayattan ta yıldızlara ve güneşlere ve aylara kadar her şey o kudret-i zatiyenin hükmüne gayet derecede itaatli, inkiyatlı ve o kudret-i ezeliyenin emirlerine nihayet derecede muti ve musahhar bulunduğundan elbette hassiz eşyayı bir tek şey gibi icat eder ve yanlarında bulunur. Bir işe mani olmaz. Büyük ve küçük, çok ve az, cüz'i ve külli birdir, hiçbiri ona ağır gelmez. Hamdolsun, bu ne imanın var yani. Tabi iman var, bu ilmi de ispat ediyor. Ama bak, bir yer var, bir yer var. Biraz ispat, izah gibi yani ispat. Yani nefislere, akıllara da yani. Şimdi oradan düşünün, aynen öyle de. Aynen öyle de, kayıtsız, nihayetsiz, nurani, zati,
sermediği olan kudreti Rabbaniye'de ve beraberinde beraberinde hoş oluyor. Tabii de öyle ne diyor? Aynen öyle de kayıtsız, nihayetsiz, nurani, zati, sermediği olan kudreti Rabbaniye'de ve beraberinde ve beraberinde bugün beraberinde ne var? Beraberinde evet. Bütün intizamatın ve nizamların ve muvazenelerin menşei, menbaı, medarı, masrafı olan nihayetsiz bir hikmet ve gayet hassas bir adalet-i ilahiye bulunduğundan o hikmetin beraberinde nihayetsiz bir hikmet, adalet-i ilahiye beraber var ya. Ya Rabbi bana bir çuval altın ver, verir. Verse verir yani ama hikmetine uygun mu acaba? Hakimisine uygun mu acaba, adalet-i ilahiye uygun mu acaba yani? O da var ya şimdi bak, şimdi hikmet, demek o hırsın beraberinde hikmet verir ha. Biliyorsun, hani derler ya dünyada hikmet artı kudret hakimdir. Hikmet ise şey iktiza ediyor. Söyleyeyim, sebep verir. Anlatır sen. İşte ilim, bilim o diyor. O sebepleri şey diyor, onun arkasında ilahi kudreti şey demiyor. Tefekkür edemiyor yani adam ya. Allah razı olsun yani, üstadımız şey, üstadımız şey vermiş yani, elini vuran namına öyle bir intikam aldı şunu sorma. Okuyayım mı o intikamı? Nerede bilemiyorum. 30. sözler. Ele bak şimdi. Bak ne diyor? Ey Hoca Derman, Hoca Üstad, işte ene şu âlâna vezetindeyken cehl-i mutlaktadır. Binler fünûnü bilse de cehl-i mürekkep de bir eşheldir. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Evet. Hadi öyle. Ders okuyamayız. Eğer o ene hikmetin katını unutup vazife fıtriyesini terk ederek kendine mana ismiyle baksa, kendine bakın ismiyle birden baksa, kendini malik itikad etse, o vakit emanete hıyanet eder. Fakat hâve mendesse altında dahil olur. İşte bütün şıkları ve şerleri ve dalaletleri tevhid eden enaniyetin fücretindendir ki semavat ve ardı cibar tedahüz etmişler. Olmuşlar ya tersiyle farazi bir şıkkal olmuşlar. Allah diyor ya Mahdi, o da maliktir yani. Hani diyor, ana baba yani oğlunu terbiye bırak bir yani diyor, bırak sarıyla. Maliktir, hakimdir, hizmet sahiptirse yani. Fark onlar zındır yani. Ematen Allah düşünü vermiş onları yani. Size diyor, onu belki bir emad edilmiş ama onu istibaden kendimiz zannediveririz ben kendimizi farazi bir şekilde düşünüp olmuşlar diyoruz. Acık bir şey. Bu da olursa bu da. Ben de dette sordum ha bu şeyde. Öyle ya. Pek bundanmış yani. İşte bütün şükleri ve şerleri ve darlatları tebrik eden enayetim sücretindendir ki semavat ve arz-ı cibar tedavüz etmişler. Farazi bir sünnet olmuşlar. Evet, en ince bir elif, bir teyir, farazi bir hatıken mahiyeti bilinmezse tesettür toprağı altında nesnema bulur. Gittikçe kalınlaşır, vücud-i insanı her tarafına eğilir. Koca bir evdara gibi vücud-i insanı bel eden yukarı. Bütün insan, o insan adeta bütün medayetiyle en olur. Allah şöyle yani, ben yaptığım sonra da yine lanette bir asır milli sözünde ve milliyetiyetine o nerede kuvvet verip o ele ele verişlendirerek şeytan gibi salim el alim evamine karşı mübarece eder. Ne yapıyor? Cenab-ı Hakk'ın mülkünü onları vesvese eder,
gayet azim bir şirke düşer. İnne şirke lazumun azim mani gösterir. Evet en nasıl, evet nasıl mini malından dirk parayı çalan bir adam bütün hazır arkadaşlarına birer dirhem almasını kabul edebilir. Öyle de kendime malikim diyen adam her şey gene malikim demeye itikar etme mecburdur. İşte ene şu ailen vazetindeyken cehli mutlaktadır. Bilinen fünunu bilse de cehli mürekkepte bir eserdir. Çünkü duyguları, efkarları kainatın envar marifetine getirdiği vakit nefsin dolu tersi gidecek, ışıklandıracak, bir idam edecek, bir madde bulmayı sorarlar. Gelen her şey nefsindeki renklerle boyanır. Mahsupet gelse nefsinde abid-i mutlaka uzaklanır. Çünkü şu andaki elinin rengi şirk ve tatildir. Allah'a inkardır. Bütün kainat parlak aydınlığı dolsa o elindeki karanlıklı bir nokta onların nezarını söndürür, göstermez. İlahi güzel böyle. El-Fatiha. Elhamdülillah, Rabbim. Onun için istedim. Kur'an misaliyle, Kur'an hakimi bu ahsak tahmine bir dersler. Var mı? Olacak mı kardeş? Yok canım ya. Kutus mümkünün böyle sıvalar ettir, açılıyor. Onun için kardeşler de kendin geçler. Üstad diyor, Kur'an daima, Risale-i Kur'an'ın bir icazı manevisi, bir mucizi manevisi dediği işte bu ya. Hep Kur'an asılmış ya. Kur'an'ın bir tefsiri. Ama katı bir tefsiri, bir nuru yani. La yenfek diyor, Kur'an'da ayrılmaz. Öyle bir şey var. Ondan yararlısın. Ya. Onun bu ahir zamanda, bak benim şeyim alıyor. Bir derslere düşüyor, onu dinlemiyorlar da zor dertleri fotoğraf çekiyor.